Mutlu Bilge Dört Duvan'dan neler aktaracak? Çünkü olayın merkezi Dört Duvan. Mutlu merhaba. Merhabalar Kasım Şahin. Nasılsın, mutlu, iyisindir? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Bugün de su savaşlarıyla karşı karşıyayız. Sen konuyu yakından takip ediyorsun. Nedir bu olay? Şimdi Dört Duvan'a bağlı Çetikören, Ortaköy, Bünüş, Cemaller, Çalköy, Dülger ve Yağbaşlar Köyü muhtarları bir basın açıklaması yapmak istediklerini bildirdiler. Ve bunun üzerine bu su savaşlarının kaynağı olan Dört Duvan Kiraz Yaylası Karanlıkdere mevkiine gittik. Ve bu Karanlıkdere mevkiinde şu anda baraj nedeniyle, Tekkedere Barajı'nın yapılması nedeniyle yeni yerine taşınan Dereköy'e bir su verilmesi gündemde. Ve bu su verilecek yerde Dereköy'ün saniyede 1 litre su hakkı var ve buraya su projesi çizilmiş. Ancak burada ilginç olan şey, yani muhtarların itiraz ettiği, karşı çıktığı şey, buraya normalde 30'luk 40'lık boruyla gidecek suyu 160'lık boruyla taşımak istemeleri ve böyle olunca da zaten bu 30'luk 40'lık boruyla gidecek su miktarının bile yeterli derecede akmayacağını iddia eden muhtarlar 160'lık boruyla gidecek suyun mutlaka ve mutlaka bu Dört Duvan'ın 7 köyünün su kaynağından alınacağını ve oradaki dereyi kurutacağını iddia ediyorlar. Ve böylece bu projeye karşı çıkıyorlar ve muhtarların iddia ettiği bir şey de var. Şu var, çeşitli görüşmelerde bu projenin yanlış çizildiğini, İl Özel İdaresi tarafından bu projenin yanlış çizildiğini ve hatta mühendisin hiç oraya gelmeden rastgele bir proje çizdiğini iddia ediyorlar. Ve ben kendi gözümle de gördüm. Oradaki derede zaten yeteri kadar çok öyle bir ahım şahım bir su yok. Ancak eğer o şekilde bir su projesi olursa bu derenin kuruyacağı ve zaten bu 7 köyünde susuz kalacağı muhtarlar tarafından iddia ediliyor Kasım Şahin. Bu projenin durdurulmasını ve şeye de Dört Divan ve işte Tekkedere köylerinin su projelerinin birbirinden ayrılmasını talep ediyor muhtarlar. Evet. İnşallah mutlu özel idareden herhalde bu şeyler geçiyor. İnşallah bir önce bu işe el atarlar da hak kiminse o hakkı o alsın. Birbirinin suyunu gasp ettiğinde bir anlamı yok diyorum. Evet, tabii bunlar yani evet, dinliyorum. Bu zaten muhtarların açıklamasında Tekkedere'ye su verilmesi demiyoruz. Kendi hakkı olan su ihalesini alabilir. Ama 160'lık boruyla, yani 30-40'lık bir boruyla verilecek suyun 160'lık boruyla verilmesinin teknik olarak da bir saçmalık olduğunu bildiriyorlar. Ki bu konuda Dört Duvan İl Genel Meclis üyeleri de bu konuda aynı görüşteler. Yani bu projenin hatalı olduğunu ve İl Özel İdaresi yetkililerininle yapılan görüşmelerde de aslında yani böyle çizilmiş, ne yapalım cinsinden bir söz söylendiğini bildiriyorlar. Evet, Sayın Valimizi de bu konuda devreye sokmak istiyorum. Bu konuya el atmasını bekliyorum. Yani hak neyse o alınsın, ondan yanayım. Yani tabii ki çeşitli hilelerle borunun çapı değiştirilerek, yükseltilerek fazla su almaya da kimsenin hakkı yok diyorum. Evet Mutlu, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin.